Selam. İki operasyon var bugün yine. Maskemi takayım da öyle geç. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Lan beceremedim. Çocuk neredesin? Çocuktan kısırlaştırma geldi. Evet, kızımız bugünkü. Neydi? Oğlumuz. Kızın adı neydi? Pekmez. Pekmez, biz geçeceğiz. Biz geliyoruz. Metin Bey uyanmış. Çocuk Tobi değil mi? Tobi. Tobi kısırlaştırmaya gelmiş erkek. Sahibini de konuşturmak istedim ama sahibi konuşmak istemedi. Sahibi bayağı yığılmış durumda şu an. Kesseniz de gitsek. Aynen. Hemen olur mu ya falan modunda. Evde bayağı ağdalı ağdalı bağırıyormuş. Uğuldanarak. Balkona çıkıyormuş, cama çıkıyormuş, sokağa bağırıyormuş. Çocuk sokağa çıkma yasağında sokakları inletti. Annem nasılsın? Smokin. Nasıl ne olacak ya? Ne olacak ya? Ha, market açık. Öyle bir tepki verdi. Ne yapalım? Valla yani kapalı her yer. Neyse, kapalı değil ya. Marketler açık. Dörde kadar açık. Her yer açık. Ben gelirken öyleydi. Hızlıcı. Ondan dörde kadar açık. Hayır, hayır. Bu sefer hırçınlaşmak yok öyle. Bu sakin. Tedirgin. Ha, tedirgindi evet. Çocuklar mı biliyorum bu kadardı ya. Bu kadar geziyorlardı. Tamam gel. Abisi sen ol o zaman. Tamam. Sen tutacaksın gibi görünüyor. Okey, aynen ben tutacağım. Baksa ben alayım. Siz işinizi alın. Bana bırak. Bana bırak, siz yani. İşinizi halledin. Ben bakalım. O güzel küçük. Varlıklar. Hazır mıyız? Eldiven aldım. Ben tavsiye edebilirim. Bence gerek olur mu? Bilmiyorum. Sağ olun. Görüşün olmaz. Dur. Hadi totem yapalım o zaman. Hadi bakalım. Aldım tot işi. Kendini belli eder şimdi. Sen de mi? Tamam. Yok yok, akıllı abi. Şimdi birazdan anlarız. Annem. Tamam. Hakkını kaybettin dostum. Tamam, iyi sen. Niye soğuk ya bu kadar? Buzluğa atıyor dedi bence. Çürümesin diye falan. Kokarca kuyruğu gibi. Bu ne böyle? Kokutur belki biraz da. Bitti. Oğlum yürüdü ya. Gel baksana. Ne yapıyorlar sana annem? Tamam. Mavi bizden değil. Kediden bulaşıyor bize. Kedide? Kalemden. Az önce kalemden. Kalemden. Kalem. Kedi yaptı. Tamam. Kediye de bulaştırmışsın o zaman. Kediden bize bulaşıyor. Mavi kan akıyor. Bir şey yok. Tamam bebeğim, tamam. Ensesiyle beni bir itiyor böyle. Var ya, anlatamam. Sana delik kuruluyor biliyor musun? Sen onu göremiyorsun şu an ve görme. Aşağı eğme. İnersen çenemden. Çeneyi yiyecek şu an. Beni kıtlayacak. Bence yüzüne bak. Seni kıtlar abi. Hapşuruk mu lan? Kekisini alınca geçsin. Tamam. Kitap. Ümit aşkına. Koyun değil mi? Domuzda ya. Yani. Domuzda mıydı? Domuzda mıydı koyun? Ha, dahiliye kapı. Konusu bunu biliyorum evet. Kafayı kaldırıyor ya böyle hayvan. Sveybek. Koyun. Sveybek hastalığı. Tamam. Bir başka istersen. Geçme. Kuvvetli. Bitti. Bitti. Tamamdır. Haydi içeri. Bırak. Kapak açılmadı ondan şey yaptı. Tepine. Şunu ittirsen abisi. Yok ben bir an şu an
Güç kaybına uğradım. Bir dakika, itilmiyor. Baksın dersini almışız. Alındı. 3.6. Kalem alabilir miyim? Ben sana tutuyorum. Siz diğer çocuğu alırken ben kan okutumuna geçiyorum. Çünkü yeni aboneler geliyor. Hala tam herkese anlatabilmiş değiliz. Kan okunması vesairesi işlemleri. Değerlendirdiğinden dolayı arkadaşım bitiyormuş. Evet, daha sık görülüyor. Ha. Türkiye'ye göre. Bana ver istersen ben de diyeyim. Olur, çok seviyorum. Sen kana bak. Kullanılamadan kaybediliyor. Bunlar makalelere girmiyor, bildirilmiyor. Aynen öyle. Yok yok, gel. Diyemem. Ama onun dışında... Bu tarafa yetecek mi gözlem? Her şekilde olma ihtimali var. Hani engeller de... Yok, çok engeller. Buraya kablo yok mu? Uzatma kablosu yok galiba. Düşük pil diyor, evet. Buna bir çözüm bulmam lazım. Sevgi ablamız da bir yandan bir şeyler anlatıyor bir hasta sahibine. Soru olursa makineyi kapatayım. Yavaş yavaş gitsin kendi manuel. Şey yapabilirsin. İnfüzyon pompasını kapat. Hı-hı. Şarja tak. 15 dakika sonra yeterli, hızlı bir şarj oluyor çünkü o. Şeysiz bağlandığı için. Aynen öyle. Aynen öyle. Al sen serumu. Ama bireysel gidildiği için. Al bu şarja takıyorum. Bu infüzyon pompası bu arada çocukların serum alırken doğru miktarda serumu doğru hızda gitmesini sağlıyor. Bir, ikincisi de eğer basınçla gönderdiği için serumu çocuklarda damarda tıkanıklık oluşmaya başlarsa, pıhtı şekillenmeye başlarsa, çünkü bazen çok yavaş gönderilmesi gerekiyor. Pıhtı oluşmaya başlarsa, çocuk hafif bükmeye başlarsa tık 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 basınç oluşturduğu için infüzyon zaten. Şöyle. Şurada bakın bir mekanik sistem var. Bu mekanik sistem çocukların damarlarındaki o damara giden, daha doğrusu infüzyon pompasındaki serum hortumundaki tıkanıklığı açıyor. Buyurun, pekmez mi alınıyor? Alınıyordu ama şuraya geldi. Benzeri geldi. Tamam. İkinci operasyon geliyor. Giriyor mu operasyon? Yo, bu kız. Bu değil, o pekmez. Ola nerede? Yukarıda, Tobi yukarıda. Çocukları böyle koyuyorlar bu arada. Ama bunun görüyor, bunun bir farkı yok yani. Aynen. Çocuklar çok fazla böyle yoğun sesin içerisinde durmasınlar, ışığın içerisinde durmasınlar, fazla kokuya maruz kalmasınlar diye böyle bir şey yapılıyor. Operasyona giriş öncesinde bekletilmek amaçlı. Sonrasında alınıyor. Bu sıpanın dış resmini gruba atıp bir alma şansı yaramaz mı? Hı hı. Antibiyotik sonrası çocukta ishal yaşadık gibi. İsel mi olmuş? Hı hı. Hafif bir isel mi? Evet. Çok mama yediği için de olabilir. Dün bayağı yedi. Sefalosporin. Bahsi gelmişken konuşalım işte, o antibiyotiklerin çatır çatır kullanılmaması gerektiğinin net karşılığı. Antibiyotiğin yan etkisi çok farklı olabiliyor. Bu görülebilen yan etki en azından. Bir de görülemeyen yan etkiler var. O yüzden tavsiye üzerine antibiyotik kullanımı kesinlikle ve kesinlikle mantıksız. Akılcı ilaç kullanımı mantıklı. Tabii burada yok, almadım. Almayalım ya. Tamam. Tam dedikodu yapıyoruz ama. Tamam. Ne diyordunuz? Ne diyordunuz? Belki müzik çalarım burada. Söyle bir. Yok, söyle. Söyleyeyim. Sen söyle. Yok, sen söyle. Dedikodunun tamam, şeyine göre. Sen nereden biliyorsun? Evet. Başka
yerlerde. Bir arkadaşın anlattı sana da bunları. Kuzenim anlattı. Ha tamam. Neyse yani fena şeyler. Üstünden de atmıyor, direkt göğüsleniyor ya. Alıyoruz. Orada giriyor mu? O da giriyor. Pekmez tamam. De giriyor. Evet. Anesteziyi ondan... çekiyorum, ne kadar çekiyor? Önce o diye alınacak. 2.9 kilo pekmezle başlayacağız. Aynen, pekmez. 2.9 kilo. Sonuçlar alayım ben. Kolay. Hızla mı başlıyoruz? Okey. Otomatiği iyi olmayanlar hesap makinesini açtı. Anestezi hesaplaması yapıyor ablamız. Anladım. Pekmez alınacak. Kız olan çocuk alınıyor. Kız alınırken, şimdi anestezi daha doğrusu operasyonu alınırken anestezi işlemi. Özellikle hani hesap makinesiyle falan gitmek daha mantıklı oluyor. Hesap şaşar beşer bir anlık. Çünkü miligramlardan konuşuyoruz. 30 miligramlık bir pre-anestezik yapılması, yani anestezi öncesi pre-anestezik yapılması gereken çocuğa 40 mililitre yaparsın. Pardon, 40 miligram yaparsın. 35 miligram yaparsın. Ha, bir şey olur mu? Olma ihtimali çok yüksektir. Kalp ve solunum üzerine, yani dolaşım ve solunum sistemi üzerine ciddi etkileri olan ilaçlardır. Benden bu kadar. Anesteziye mi giriyoruz? Pekmez. Anne. Hazin son. Her genç kızın hayal diyeceğim, olmayacak. O gelinlik değil mi? Aşkım. Ne yapıyorsun bir tane? Ama öyle şeyler yapma lan. Tamam ya, seviyordu. Her genç kızın hayal motor sürmektir bir kere. Benden bu kadar. Bu arada benim sıkıntım. Burada tam true life yani. Ya öyle şeyler yapma, daha bir şey de yapmıyorum şu an. Çalışıyor şu an. Hani de idmanlar. Eşeklik ama yaptın. Sen kim olur musun? Bana bak. Bak ya. E o zaman yine eldivenle alınırsın ama. Eldivensiz düşünüyorum bu sefer. Eldivensiz, ha evet. Arka patiyle beraber tutarsan hızlıca. Buradaki işlemde ana konu şu. Tutmaktaki ana konu. Ne kadar kısa sürece, ne kadar kısa süre tutabileceğiniz teknik varsa o uygulanmalı. Ense arka patiler tutmak mı daha hızlı çözüm ya ve risksiz, bir anda kaçma ihtimali var yok. Eldiven mi? Ona göre tercih edilmeli. Pekmez. Kurtulabilir miyim? Aferin sana. Hazır mısın? Aferin. Bir box'ı bekleyin isterseniz. Tamam. Aferin. Box hazır. Tamam aşkım. Bu kadar. Hadi güle güle. 2.9, 8, 16, 24, 23.2. Evet. Tamam. Evet. Süre başladı. Çip takacağız bu arada. Onu da unutmayalım. Tamam. Operasyonu da. Yani notunu alalım. Aynen öyle. Onun iğnesi çok kalın da acıyı hissetmesin. Aynen, anestezi hazır. Güzel olur. Çiple alakalı bir video çekmiştim. Nerede bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bulursunuz onu bir yerde. Benden buraya kadar. İki tane operasyonun girişini de bugün size izletmiş oldum. Diğer farklı konularda bir sürü şey izlediniz. Ekibin içerisinde de dolandım. Sercan Bey içeride bilgisayar başında. O çalışıyor şu an tez aşamalarında. Daha doğrusu tez öncesi aşamaları gibi bir şey oluyor da. Şu an Sercan'ın durumlar karışık yani. O yüzden o içeride hastalarıyla ilgileniyor. Hasta oldukça dışarıya çıkıyor vesaire. Boşluklarda orada durduğu için şu an onun çekimlerde görülmemesi çok normal. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videoları da bu arada izlemeyi unutmayın. Bir sürü video var. Sokak çocuklarına da bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın. O koyacağınız şu kadarcık mama bir çocuğun bir gün boyunca tok gezmesini sağlayacak. Tok yatmasını sağlayacak. Bunu unutmayın lütfen. Hatta şöyle düşünün. Bugün bir çocuk açlıktan ölebilir sizin kapınızın önünde. O çocuğa mama verdiğinizi bir düşünsenize. Bir anda birkaç gün daha idare etmesi, birkaç gün daha bir mama arayışına sahip olabilmesi sağlanacak. Ki bir de yarın da verirseniz efsane olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.